Bu onların topu değil mi? Evet. Yani bu avukat çocuklarla birlikte buradan ayrılmış. Buraya geldiğimizi öğrenmiş olmalı. Blender, Arjun beni arıyor. Hoparlörü aç. Alo, Arjun? Fury. Ben sana ne söyledim? Benimle oyun oynama yoksa canın yanar demedim mi? Senden hep iki adım önde olduğumu bilmiyor musun? Beni takip ettin ve kaldığım oteli buldun. Öyle mi Purvi? Ama beni bulamadın mı yoksa? Çünkü sen Arjun Bajwa'yı yenemezsin Purvi. Onu kimse yenemez. Arjun, çocuklar nerede? Onlar iyi mi? Lütfen onlara zarar verme, olur mu? Çocuklar orada. Ne oldu? Yoksa yoklar mı? Arjun, hayır, burada yoklar. Öyle mi? Şaka yapıyordum ama şimdi ciddiyim. Purvi, yine bir numara yapmaya kalkarsan çocukları öldürmem gerekir. Bunu kafana sok. Kendimi kurtarmak için sonuna kadar gideceğimi ve birini öldürebileceğimi gayet iyi biliyorsun. Hayır, ben öyle bir şey yapmayacağım. Ama çocuklara zarar verme. Parayla nereye geleceğimi söyle, hemen gelirim. Artık yüz oldum. Çünkü siz beni kandırmaya kalktınız. Artık ikiye katlandı. Kalan 50 milyonu da hemen ayarla indirim. Parayı ne zaman ve nereye getireceğini sana söyleyeceğim. Aa Purvi. Bu sefer de numara yapmaya kalkarsan çocukları öldüreceğimi bil. Tamam mı? Hayır. Bunların hepsi senin yüzünden oldu. Senin yüzünden çocuklarımın canı tehlikede şu anda. Eğer onlara bir şey olursa elimden asla kurtulamazsın. Brandra, Purvi de seninle benim kadar çocukları çok seviyor. Çocukları kurtarmak için canını bile verir. Ben de bu yüzden hala onun yanındayım. Yoksa yaptıklarından sonra bir daha yüzüne bile bakmazdım. Burada Purvi'yi suçlamak yerine Arjun'un yerini bulsak daha iyi olacak. Benim anlamadığım bir şey var. Nasıl oluyor da Arjun her adımımızı önceden biliyor? Buraya geldiğimizi biliyordu, karakola gittiğimizi de. Eminim ona yardım eden biri var. Ama kim? Ben de seni bekliyordum. Tam zamanında gel. Zaman artık bizim lehimize işliyor. Aferin Arjun. İyi iş çıkardın. Zaman artık bizim lehimize işliyor. Aferin Arjun. İyi iş çıkardın. Şimdi son bir şey daha kaldı. Brandra'nın hayatından Purvi'nin bütün izlerini silmek. Ve bütün ailemi ondan geri almak. Satılık gelinin devri artık bitti. Harika bir planın var. Senin hakkını vermem gerekir. Bu planın arkasındaki kişinin sevgili Sakşileri olduğunu kimse tahmin edemez. Ama bir şey soracağım. Purvi'ye düşmanlığın nereden geliyor? Purvi bütün sorunların başlangıcı. O benden hem Brandra'yı, hem çocukları, hem de ailemi çaldı. Ondan nefret ediyorum. Üstüne üstlük herkesin önünde onun ne kadar iyi olduğunu, hatta aileme benden daha iyi baktığını söylüyorum. Ama içten içe o bunları yaparken öfkeyle doluyorum. Ondan çok nefret ediyorum. Brandra'nın hayatından silinmesi yetmez. Bu dünyadan da tamamen silinmeli. Ama maalesef kurşunun Purvi yerine Daksha isabet etti. Yoksa Purvi'yi o gün öldürecektim. Affedersiniz.
Bana Dani Shekhavat'ın odasını söyleyebilir misiniz? Bir saniye lütfen. Uzun zaman oldu Purvi. Sen hayatınızdan sonsuza kadar çıktığımı sanıyorsun. Ama çıkmadım. Gözüm hep üzerinizde. Çünkü bir gün geri dönmeliyim. Ailemi ve Brandira'yı geri almalıyım. Artık zamanı geldi. Aslında Dax'la evleneceğini ve buradan gideceğini sanmıştım. Ve ben de Brandira'ya geri dönecektim. Yeni bir başlangıç yapacaktık. Ama sen her şeyi mahvettin. Sana ikinci bir şans asla veremem Purvi. Bu işi asla riske atamam. Ne pahasına olursa olsun ailemi ve Virendra'yı geri istiyorum. Ve bugün onu alabilmek için seni öldürmeliyim. Ölmeye hazır ol Purvi. Affedersiniz. Bayan Dani özel bir konuğumuz. Bilgilerini paylaşamam. Ama isterseniz sizi ona bağlayabilirim. Kendiniz konuşursunuz. Hayır. Buna hiç gerek yok. Bende numarası var. Kendim konuşurum. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Ama hayır, hayır, bu doğru değil. Bunlar nereye gidiyor? Acaba Purvi'yi görmeye mi? Onları takip etmeliyim. Belki de beni ona götürürler. Tanrı bana bir şans tanımıştı. Purvi'yi öldürecektim ama herkes onu Daksh'ın öldürdüğünü sanacaktı. Daksh! Daksh! Sana Purvi'yi bırak dedim, yoksa seni öldürürüm. Hoş geldin. Hey, oyun oynama. Bırak gitsin. Ben Dani'yi bırakamam. Seni son kez uyarıyorum Daksh. Daksh, bırak beni. Beni ateş etmeye zorlama sakın. Tanrım yardım et. Brandira silahını Daksh'a doğrultmuş. Görünüşe bakılırsa her an Daksh'a ateş edebilir. Boğulmadan işimi bitirmeliyim. Yanlışlıkla Daksh'ı vurduğum için planımı değiştirmem gerekiyordu. Brandira'nın silahıyla benim silahım birbirine çok benziyordu. Bu sayede silahları önceden değiştirebilirdim. İyi bakın. Hangisi muhtarın silahı? Bunlardan hiçbiri değil. Ama muhtarın bütün adamları büyük silahlardan kullanır. Ama kendisi bu büyük silahlardan hiç kullanmaz. Amacım Purvi'yi öldürmekti ama yanlışlıkla Daksh öldü. Ve Brandira hapse girdi. Bu yüzden B planını uygulamalıydım. Ve sonra da benimle görüştün, değil mi? Sen Brandira'yı, ben de parayı istiyordum. Böylece avukatlık ruhsatım iptal olmasına rağmen sana yardım etmeyi kabul ettim.
avukat olup olmamanla ilgilenmiyorum. Sadece bana bu oyunumda yardım edebilecek birini arıyordum, o kadar. Böylece Purvi'yi tuzağa düşürüp ondan kurtulacaktım. Ve sen de işini iyi yaptın. Purvi kurduğumuz tuzağa kendi eliyle düştü. Bu planda korktuğum tek şey Purvi'nin pes edip Brandre'yi kurtarmaktan vazgeçmesiydi. Ve bu sırada çocuklar Purvi ile konuşmamıza kulak misafir oldu. Tam zamanında yardımın için seni buldular. Purvi, Arjun bizim son şansımız. Eğer davamızı reddederse ne yaparız biz? Brandira'nın serbest kalması için onu bir şekilde ikna etmemiz gerekiyor. Bizim davamızı savunmalı. Manas, duydun mu? O amca avukatmış. Babamı savunabilirmiş. Eğer onu Fil ikna edemiyorsa biz yanına gideriz. Babamın davasını almasını ve onu kurtarmasını isteriz. Ve hedefini tam 12'den vurdun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.